Bizler eğitim elbette demin Sayın İlçe Müdürümüzün de bahsettiği gibi dört başı mamur gitmesi lazım. Yani bir ayak eksik kaldı mı, bir saç ayağı eksik kaldı mı o kesinlikle başarı, kesinlikle hedef ve neticeye varılamaz. Biz de yerel yönetimler olarak, belediyeler olarak dedik ki eğitim öğretim seviyesini ilçemizdeki kariyeri, öğrencilerimizin başarılarını bir iki kademe daha nasıl yükseltebiliriz? Ve bunun için okullarımızı ziyaretle gidiyoruz. Tüm okullarımızı nasip olursa bir bir ziyaret ediyoruz. Ve orada da eksiklerimizi demin okul müdürümüz çok vecizah etti, yerinde görmek. Yani her okul müdürümüz bir şeyler talep edebilir. Ancak biz yerinde gördüğünde bir kısmını zaten kaymakamlığımız, Allah razı olsun, projelerle, bir kısmını il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz gerekli olan projelerle, bir belediyelerin yapması gerekenler var. Biz de üstümüze düşeni yaptığımızda okul aile birliği başkanları, okuldaki velilerimiz bunları yaptığında hakikaten okullar yaşanır bir hale gelir. Okullar çocuklarımızın şu anda evlatlarımızın gittiği ve sığındıkları en önemli kaleler. Ve bu kalelerde Allah nasip ederse Türkiye'yi ve dünyayı yöneten inşallah böyle liderler. Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi, Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu gibi profesörler ve inşallah yöneticiler çıkacak. Bunların da çıkabilmesi için bizlerin gecemizi gündüze katmamız lazım. Ve biz bu süreçte özellikle Van ilçe müftülüğümüz, Van ilçe milli eğitim müdürlüğümüz kaymakamımıza bağlı ve Sancaktepe İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği, Sancaktepe İstanbul Belediyesi ile birlikte Tuşla Belediyesi bizler dedik ki öğrencilerimize kitap dağıtalım. Çünkü en güzel hediye kitaptır. Kitapları okusunlar. Sevgili gençler, bizim için bu çok önemli. Sizlerin yurt dışı ve yurt içindeki belediyeleri ziyaret edebilmeleriniz, yerel yönetimler olarak bize de destek sunması elbette kıymetlidir. Biz elimize geleni yapacağız. Burada bizler bu çalışmayı gerçekleştirdiğimizde hedefimiz şuydu. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını tüm evlere girmek. Evlere girdikten sonra bu hayatı okuyan öğrencilerimiz, ailelerimiz ondan sonra milli ve manevi değerlerle duyarlı kendilerini yetiştirecekler. Ve okul çocuklarımız kitap sevgisine kavuşmuş olacak. Ve öğrencilerimizin kelime dağarcığı kitap okudukça kendini daha güzel ifade edebilir, kendini daha güzel toplum önünde ifade edebilir duruma geleceklerdi. Ve öğrencilerimizin o güzel Türkçemizi doğru kullanıp ve gittiği her alanda bunu değerlendirmesini istiyorduk. 12 Ocak 2016 tarihinde kitaplarımızı dağıtımına başladık. Slaytta da görüldüğü gibi bir bir okullarımıza, Sayın Kaymakamımızla, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Müftümüz, zamanımız müsait olunca hepsine gittik. Sonra bu 8.000 kitabı 17 liseye, Tuşba'daki 17 liseye dağıttık. Bu 17 lisede kitapların dağıtımına emeği geçen başta tüm okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi ben her birini ayrı ayrı burada sizler adına tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum onlara. Çünkü titizlikle yaptılar bu işi. Sonra bu 8.000 kitap dağıtıldıktan sonra bizler bunun takibini gerçekleştirdik. Sınava müracaat eden 6.000 öğrenci, bu imtihana girip 6.000 kardeşimiz içerisinde ilk 55'e girenleri biz tespitini yaptık. Ve 5 Nisan 2016 tarihinde 17 lisemizde sınav yapıldı arkadaşlar. Ve inanın sınavları gezdiğimde biz üniversitede çok bu sınavlara gidiyorduk. Gözetmen olarak ben orada da görev alan tüm öğretmenlerimi, yine müdürlerimi, ilçe milli eğitim müdürümüz ve sayın kaymakamımız ve onlarda emeği geçen bütün herkesi tebrik ediyorum. Çok ciddi bir sınav gerçekleştirdiler. Yani sanki bir TEOG sınavı, bir YGS, bir LYS sınavı oldu. Sonra sınav sonuçlarımız 24 Nisan tarihinde hepinizin de katılmış olduğu Dursun Ali Erzincanlı'nın gelip çok güzel bir kutlu doğum haftası etkinliğinde bizler bunun ilanını gerçekleştirdik. Ve öğrencilerimizi ve velimizi de bugün dedik ki hem tebrik edelim hem müdürlerimize, öğretmenlerimize de burada bir tekrar teşekkürümüzü yerine getirelim. Ödülü olan öğrencilerimizin ve özellikle semazen gösterisi yapan
ilahiyat gösterisi yapan çocuklarımız ve onları eğiten o çok kıymetli hocalarımızı da biz burada analım diye bugün bir araya geldik. Tabii okullarımızın başarı derecelerine baktığımızda Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 22 öğrenci dereceye girdi. Toplam 27 okul içerisinde şu anda 11 okulumuz burada. 55 öğrencimizin dağılımı yaptığı 11 okul. Ve 11 okulda da en çok öğrenci Hüseyin Çelik İmam Hatip Lisesi. Akabinde Atatürk Anadolu Lisesi 9 öğrenciyle. Halide Edip Adıvar Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 öğrencimiz. Hüma Hatun Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde 5 öğrencimiz. Abdurrahman Gazi Anadolu Lisesi'nde 3 öğrencimiz. Ahmet Hani Anadolu Lisesi'nde 3. Piri Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 1 öğrencimiz. Münci İnci Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 4. Canik Çok Programlı Lisesi'nde 1. Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi'nde 4. Karecik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 1 öğrencimiz olmak üzere toplam 11 okulumuzda, yani 27 lisenin içerisinde 11 lisemiz ve bunun içerisinde 55 öğrencimiz ödülü almaya hak kazandı. Biz inşallah bu öğrencilerimizi Rabbim nasip ederse bunların programlarını gerçekleştiriyoruz. SİMDEV'le birlikte bunların seyahat programları hazırlanıyor. İnşallah tatilimiz sonrasında bu çocuklarımızın İstanbul gezisi herhalde 21 Mayıs'ta mı? 21 Mayıs'ta inşallah İstanbul programı ve nasip olursa yarı yıl ve Şubat tatilinde inşallah Umre programı düzenlenecek. Derslerde öğrencilerimiz geri kalmasınlar diye. Tabii burada arkadaşlar biz bunlarla kalmıyoruz. Yine bakın şu anda şiir, resim, fotoğrafçılık, kompozisyon yarışmalarını düzenledik. Yine doğal hayatla ilgili ayrı bir yarışmamız var. Yani Tuşla Belediyesi, ilçe ve il Milli Eğitim Müdürlüklerimizle birlikte biz gece gündüz çocuklarımızla güzel etkinlikler, başarıyı arttırabilecek faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunları sizler adına her daim yapacağız. Ama sizlere de isteğimiz şu, gayret edip en güzel başarıları kazanabilmek. Tabii sizler için biz bunları yapıyoruz ama sizlerin de önce ailelerin kıymeti, çok kıymetli ailelerimiz var burada. Özellikle anne ve baba kıymetini çok iyi bilmesi lazım öğrencilerimizin. Ki burada gelen kızımız çok veciz konuştu hakikaten. Ailelerini tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel programlarda, daha güzel etkinliklerde bir arada bulunuruz. Ben tekrar bu etkinliklerden başından sonuna kadar emeği geçen, başta kaymakamlığımız ve ilçe milli eğitim müdürümüz, ilçe müftülüğümüz, Sancaktepe Sinder ve onun dışında bizim özellikle işin başından bu saate kadar destek olan Tuşla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve inanıyoruz ki ailelerimiz ve okul müdürlerimiz etkinlikleri birlikte gerçekleştirdiğimizde Tuşla'nın başarısı Türkiye'de ses getirecek bir yere gelecektir. Ben tekrar bu güzel günde buraya zamanınızı ayırıp geldiğiniz için ve evlatlarımızın daha güzel yere gitmesi için tüm hocalarımızın da her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Belediyemizle birlikte birçok etkinlik yapıyoruz, birçok çalışma yapıyoruz. Az önce yine başkanımızla birlikte Hasan Ali Yücel ilk bu ortaokulumuzda yaptığımız güzel çalışmaların açılışını yaptık. Orada güzel bir salon açılışı yaptık. Sanat sokağı açılışı yaptık. Başkanımızın yine bahçede yaptığı, okul bahçesini yaptığı çevre düzenlemesini hep birlikte gördük. Yine üniversitemiz, belediyemiz ve kaymakamlığımız işbirliğiyle yürüttüğümüz aileler, üniversitelerle buluşuyor projesinin bir ayağını orada gerçekleştirdik. Velhasıl biz kaymakamlık ve bağlı birimleri belediyemizle ve yine sınırlarımızda bulunan üniversitemizle birlikte adeta kenetlenmiş bir şekilde hem eğitimde akademik başarımızı artırma adına hem de diğer sosyal faaliyetlerde, etkinliklerde geri kalmama adına çok yönlü bir işbirliği içerisindeyiz. Bugün de yine belediyemizin, kaymakamlığımızın, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği yaparak düzenlenen yarışma sonucunda öğrencilerimize sunduğu, bugün takdim edeceği güzel hediyeleri vermek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben şahsım ilçemiz adına bu
güzel etkinliklerden dolayı bizimle birlikte her okulumuz ayrı ayrı sunduğu katkılarından dolayı Sayın Belediye Başkanımız ve ekibine şahsım Bilçem'in adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda üniversitemize de aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum. Biz sizlerden talep geldiği sürece bu şekilde işbirliği halinde böyle güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz inşallah diyorum. Tekrar güzel etkinlikte emeği geçen başta başkanımız ve ekibi olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimizle emeği geçen herkesi şahsım adına kutluyorum. Bu güzel ödüllerini, hediyelerini de çocuklarımıza hayırlı uğurlu olması dileklerime saygılarımı sunuyorum. En çok önemli şeyimiz burada. Thank you.